Merhaba arkadaşlar. Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size artık şimdi Sage Labs'ı anlatmak istiyorum. Bir önceki videoda hatırlarsanız size Score'u anlatmıştım. Score'da Faction Fleet ve Faction Claim'i anlatmıştım. Şimdi yaklaşık bir ay önce çıkan Sage Labs'ı anlatacağım. Sage Labs, Score'a göre çok daha kapsamlı bir oyun. Strateji geliştirebileceğiniz, işte mining yapabileceğiniz, crafting yapabileceğiniz, lojistik işlemlerinizi yapabileceğiniz, scan işlemlerini yapabileceğiniz bir oyun. Bunların detaylarını anlatacağım. Biraz kapsamlı olduğu için de videolar halinde anlatacağım. Buyurun başlayalım. Şimdi öncelikle bu sayfayı hatırlıyorsunuz. playstaratlas.com sitesi. İsterseniz bakın şurada Sage Labs var. İsterseniz ona tıklayabilirsiniz. İsterseniz direkt labs.staratlas.com'da yazabilirsiniz. Şimdi sayfa açıldı. Launch Game'e tıklıyorsunuz. Launch Game oyunu başlat demek. Ondan sonra Launch Wallet Chooser. Cüzdan seçiciyi başlat diyor. Ondan sonra hangi cüzdanla bağlanmak istiyorsanız o cüzdanı seçiyorsunuz. Biz Phantom Vault'u kullanmıştık daha önceden. Başka bir cüzdanınız varsa onları seçebilirsiniz. Phantom'u seçiyoruz. Ondan sonra Connect deyip bağlanıyoruz ve benim cüzdanım açıyor. Şimdi bakın hemen gene onay soruyor bize. Yetki istiyor cüzdanından. Ne diyor? View your vault balance and activity. Cüzdanınızın bakiyesini görmek istiyor diyor oyun bağlandığınız yer yani Star Atlas. Request approval for transactions. İşlemler içinde onay isteme yetkisini veriyorsunuz. Sadece bu ikisini veriyorsunuz. Dolayısıyla güvenli. Connect diyorsunuz. Ondan sonra bağlandı. Ondan sonra ne diyor? Create a character. Bir karakter yarat. Start creating a character. Ona da tıklıyorsunuz. Şimdi burada daha önceden anlatmıştım. Skora girerken ırkımızı seçmiştik. Mat, Oni ve Ustur ırkını. Burada da karakter ırk seçeceğiz. Fakat herhangi birisini seçebilirsiniz şu aşamada. Çünkü bu ırkların şu aşamada herhangi bir farkı yok. İleride şeyler geldikçe, özellikleri, ırkların artıları, eksileri ortaya çıkmaya başlayınca onu ondan sonra değiştirebilirsiniz. Sanırım bu cüzdan içinde değiştiremiyorsunuz da yeni bir cüzdan açıp ondan yenisini seçersiniz. Almış olduklarınızı da o yeni cüzdana gönderirsiniz. Çok bir problem bir şey değil. Şu an bizim ırkımız Oni olduğu için ben Oni'yi seçeceğim. Ondan sonra Name Your Character diyor. Bunu değiştiremiyorsunuz. Bir tanesini bir isim yazın. Star Atlas Akademi olsun. Create Karakter diyorsunuz. Bakın bir miktar bir sol alıyor. Bu yeri gelmişken şunu al diye önceki videolarda anlatmadım. Şimdi her işlem için burada onaylamanız gerekiyor normalde. Bakın buna tıkladığım zaman hemen cüzdanım açılıyor ve bu onayla çıkıyor. Eğer bu her işlemde onay yapmak istemiyorsanız şu auto confirm'ü tıklayıp şuna tıklarsanız 2 saatliğine yanlış hatırlamıyorsam 8.45 evet iyi 6.45 8.45 evet 2 saatliğine otomatik onay özelliğini açmış oluyorsunuz. Yani her seferinde size sormuyor. Tıkladığınız zaman her 2 saat boyunca her seferinde onay için size sormuyor. Tıklayınca hemen otomatik işlemi yapıyor. Şimdi bir kesinti olacak. 0.005 solana. Bunların hepsini sonradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok takılmayın. Bu solana zaten çok bir şey yapmıyor. Ama bunları sonradan alabiliyorsunuz. Anlatacağım bunu da. Buradan Confirm'e tıklıyorum. Onaylaya tıklıyorum yani. Evet, oyuna girdik. Şimdi bu ekran karşılıyor bizi. Bu ekrandaki bütün her şeyi ben detaylı bir şekilde anlatacağım. Nedir, ne değildir. Fakat şimdi size anlatacağım bir son bir şey daha var bu videodan önce. Bakın şurada ayarlar var. Şu ayarlara tıklarsanız, bakın şurada. Bakın şurada. Enable Atlas Prime diye bir şey yazıyor. Bu Atlas Prime dediği şey şu arkadaşlar. Her işlemde bir Solana ağına işte bir kayıt yapıldığı için
bir işlem ücret ödeniyor ya sol cinsinden. Eğer bunu açarsanız bu ödediğiniz ücretler, komisyonlar, fiiler hatta sinsinden kesiliyor. Bakın burada da ne kadar eşleştirme şeyi var. Ne kadar solana, ne kadar atlas. Eşleştirmesi var. Yani bir solana için şu kadar atlasınızı alıyor sizin. Yani esasen işlem gene sol cinsinden oluyor ama onu sizin yerinize Star Atlas yapıyor. Yani Star Atlas aslında sol ödüyor ama sizin hesabınızdan Atlas'ı çekip onu sola çevirip öyle ödeme yapıyor sola. Bu da bir Solana'ya karşı da kaç Atlas yaptığını gösteriyor. Hani şöyle bir kolaylığı var. Sonuçta Atlas kazanıyorsunuz. Fiilleri de Atlas cinsinden öderseniz sonuçta ne kadar Atlas kazandığınızı net de görebilirsiniz. Hani ben kullanmıyorum. Ben Solana bulunduruyorum cüzdanımda. Hep Solana'larımdan kesiyor komisyonlarım ama istiyorsanız böyle bir kolaylık da sağlıyor. Bunu açarsanız artık bakın Prime Enabled diyor. Atlas Prime'ı seçiyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Şu Hide User Information işte bakın şuna tıkladığınız zaman cüzdanın şeyi açılıyor. Cüzdanın adresi açılıp kapanıyor. Bunu crafting sekmesinde anlatacağım şu crafting recovery'i. Şimdi kafanıza karıştırmaya gerek yok. Bu kadar arkadaşlar. Bu video çok uzun bir video olmayacak. Yani bağlantıyı koparmak istiyorsanız da bakın şu disconnect derseniz uygulamayla yani bu labs.staratlas.com sitesiyle cüzdanınızın bağlantısını koparabilirsiniz. Bunu disconnect'e bastığınız zaman da yeniden giriş ekranına döndürüyor size. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Labs videoları devam edecek.